Hem Arş-ı Azam'da azamı mertebede tecelli ederken bir isim, mesela Rahman ismi, Arş-ı Azam'da azami derecede tecelli ederken aynı isim alem-i şehadette de alem-i şehadette de tecelli ediyor. Aynı anda. Aynı anda aynı isim. Burada böyle aynı isim aynı anda Arş-ı Azam'da öyle. Arş-ı Azam'a tecelli eden esmanın içinde alem-i şehadete tecelli eden meratibi içinde olduğu gibi alem-i şehadete tecelli eden esmanın içinde de Arş-ı Azam Arş-ı Azam'a tecelli eden esmanın meratibi de barındırıyor. Bak şimdi. Bir profesör ilkokul çocuklarının sınıfına girdiği zaman onların seviyesine konuşabilmesi, onların seviyesinde malumat vermesi, hazinesinde onların seviyesi de var olduğunu gösteriyor. O profesör ortaokula, kiliseye, liseye, üniversiteye girdi. Tamam. Şimdi onların mertebesinde göre konuşmuyor. Dışarıya vururken ötekiler gizli. Yok değil. Ha bu neyi gösteriyor? Profesör üniversite talebesine anlatırken aynı profesörün içinde ilkokul çocuklarının bilgi mertebesi de var. Var mı? Var. Var. Arş-ı Azam'a tecelli eden bir Rahman aynı zamanda alem-i şehadette tecelli eden Rahman'ın mertebesi de var. Fanilik de var orada. Ama galip değil o. Mesela ilkokul çocuğuna girdi. Galip mana nedir? Çocukların o seviyesidir. Üniversitedeki talebelerin seviyesindeki bilgisi gizli. Yani güneş çıktı, ay yok oldu. Yok olmadı ama kapattı. Tamam mı? O çocukların seviyesi üniversite seviyesini kapattı. Ha? Bu misal. Peki ilkokul çocuklarına girdiği zaman üniversite seviyesi olan bir insan konuşuyor. Üniversite çocuklarına, talebelere konuşurken ilkokul çocuklarının seviyesiyle de konuşuyor. O da var. Ha, Arş-ı Azam'a Rahman tecelli ederken o Rahman'ın dünyadaki mertebesi de var. Alem-i Şehadet'te de Arş-ı Azam'ın Rahman mertebesi de var. Karşılıklı yani. Beraber. Miraç neydi? Miraç, ustad diyor ki mebde ile müntaha arasındaki haytı ittisaldır. Birleşme hattıdır. Aynı anda gitti geldi. Aynı anda diyor ustad. Aynı tabir kullanıyor. Aynı anda yatağındaydı. Çünkü bastığı zaman tay mekan yaptı. Evet yaptı. Miraç cismen olduğuna delil. Yani bazı ulema ruhen diyor ya bazıları. Ama çok az. Bunu sana lazım olacak hocam. Çok önemli bu. Cismen Miraç'ta olduğuna deli abdina Kur'an'da kullanmasıdır. Abdihi diyor. Abdihi. Abd olabilmesi için mahluk olması lazım. Yani kulluk eden. Kulluk eden de cesedi ifade eder. O zaman Allah Resulü yatağındayken yani her ismin azam mertebesi nazar değil mi? Allah Resulü fanideyken, fanilik esmasının tesirindeyken aynı anda aynı tesirle Arş-ı Azam'a tecelli eden esmanın tesirinde deydi. O zaman buradayken zaten orada daydı. Orada iken de burası da oradaydı zaten. Arş burada, burada Arş'ta. Arş burada, burada, orada. Her şey her yerde. Mertebesin. Ama del geç. Şu anda radyo dalgaları yok. Radyo dalgaları var. Var. Niye gözükmüyor? Abi, giremedin ki. Gir şifresini. Her radyo buradadır. Her televizyon buradadır. Nerede var kardeşim? Evet. Şurada yok mu televizyon dalgaları şimdi? Gözükmüyor. Zemin olamadın ki. Anladın mı şeyi? Şu an aklımız, ruhumuz nerede ki? Nerede olması gereken yerlerde. Şu anda bir yerde mi zannediyorsun? İşte bir yerde değil yani. Değil tabii. Bir kere ruhun buradaysa, oradan alakayı kesmişse ölmen gerekiyor.
Daha bir saat önceki derste de olabilir yani. Evet. Orayı da düşünün. Zaten aynı andasın. Navigasyonla hem içeridesin hem dışarıdasın. Aynı anda hem Miraç gördün mü? Miraç ne kadar kolay oldu şimdi? Hocam gidip gelmek nasıl oldu? Aynı anda değil mi? Aynı anda zaten aşağı zaman tecelli eden Rahman vardı. Bütün isimler vardı. Bu kadar yolu kat etmiş, nasıl etmiş. Kat etti deniliyor ya. Evet, o da var. Kat ettiği falan yok. O zaman var, onlar yok olur mu? Dur, tövbe etti. Ama bu alem burada. Ama bu alem orada, o alem de burada, o alemi birleştirdi yaparak. Birbirine bağladı, Bali gibi. Yaptı, abdihi, abdi mi geçiyor, abdi ne? Subhanellezi esra bi abdihi. Abdihi. Abdihi denebilmesi için kul olması gerekiyor. Kul da cesedi nedir? İşarettir diyor hocam. Evet, yani ruhlar alemindekine abdi denmez. Ruhlar alemindeki ruha denmez. Ruhen gitseydi abdihi denmez. Onunla tak da indiriyorlar diğer şeyleri ve susuyor. Bu esmanın içinde alemi şehadete bakan mertebesi esmanın mazi ve mustakbel diye iki meratibini ortaya koyuyor. Peki alemi şehadet ne yapıyor? Esmayı ikiye bölüyor. Aynı esmayı ezel ve ebed. Aslında tek bir hakikat. Böldü yani. Alemi şehadet, o zaman alemi şehadet hulasası nefis. Hem fani ve baki meratibinde alem şahadete bakan esma meratibi belirliyor. Faniye bakan meratibi esmanın, bakiye bakan meratibin kafidir. Onu kafiridir, örtüyor. Aynı esma, aynı esmanın mertebesi. Bak, faniye bakan esmanın mertebesi. Bir de bakiye bakan esma var. Peki, faniye bakan esma mertebesi bakiye bakanı örterse, o onun küfürdür, örtücüsüdür. Kapatıyor yani. Fena tecellisinin hariçteki karşılığı şeytan. Fena tecellisinin hariçteki karşılığı, bizim cismimizdeki karşılığı var ya, fena. Esmanın fena mertebesi var. Bu çok bu zor ama inşallah şey yaparsınız. Ne demek? Fena, baki var, bir de fena vardı esmada mertebeler. Esmada mertebe vardı burada. Tamam. Fanilik mertebesi var. Fena mertebesinin bizim dışımızdaki oluşumun adı şeytan, fena mertebesinin bizdeki oluşumuna da nefis. Bombalar geliyor. Mahiyet ve mahiyet mi oluyor? İfrat tefrit demişti. Fena ikisine de kullanılıyor. Tıpkı yemek gibi. Fena ikisine de kullanılıyor. Nefis ve şeytan. Niye? Yemek gibi. Hem yemek gıdadır, hem yemektir. Bak, yemek. Yani içeriye sokmak. Aynı zamanda o yemek kelimesi yemeğin kendisi. Anladık mı? Yemek yedim diyoruz mesela. Ha, yemek. 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 O. Tamam. Fena ikisine de kullanılabiliyor. Ha, onun için fark edeceksin. Fena'nın, yani Esma-i Hüsna'nın fena mertebesinin, bakinin içine fena mertebeleri de var. Fena demek yokluk manasında değil. Vurup gidiyor, vurup gidiyor. Yani her mertebe gözüksün diye. O fena, Esma'nın fena mertebesinin hariçteki oluşumun, hulasalanışının adı şeytan, fena mertebesinin dairedeki oluşumun hulasalanışına da nefis. Abi bu sıfat ve esma da diyebiliriz. Hariçteki, zahirdeki bizim yok, esma diyoruz. Yok, ben şey diyebilirsin ama diye nasıl diyeyim? Çünkü hemen bana delil istersen bunun sayfaları var bende. Evet. Peki hani, abi fena kelimesini kullanırken şu an, esmadaki mertebelerde fena'nın olduğu, baki kısmen bazen örttüğü. Şeyde bir bağ kurabilir miyiz ki insanın Allah'ta fena olması, fani olması? Tabii. Ne o zaman bu konuyla cennette cennette de fena var. Cennette Allah'ı görmeyecek miyiz? Hadiste. Yani bizim fena fillah olmamız Allah hakikatında
benliğimizin örtülmüş olması. Yani fena fena fille olması, sen Allah'tan gelmedik mi? Allah'a dönmeyecek miyiz? Allah'tan geldik, ona dönmeyecek miyiz? Allah'a dönünce ne oluyorsun? Allah'a dönmenin Lazcası fenadır. Türkçesi ona dönücüsünüz. Ona, ondan geldik, ona gideceğiz. Ona gitmeyecek miyiz? Allah'a gitmenin tercüme eder misin bana? Cennette Allah'a gitmeyecek miyiz? Peygamber Hazreti Hasan Cuma günü Allah'a ziyaret edeceğiz. Peki Allah da fena değil midir? Onda gömülmek. Yani ne dediğimizi bilmiyoruz, biliyor musun? Şimdi nefsin içine kusup ondan sonra arkadaşlar huve şey var. Biz bu namaza bir girelim, şu bir, iki, üç. Bunlar hulasa ha. Okuduklarımın paragrafına hulasası. İki sayfa mı kaldı? İki sayfamızda iki ders, iki, üç. Üç sayfa, üç ders alır. Ama biz şöyle bir başka bir yere doğru bir gidelim bakalım. Ha! Bunu silemedik. He? Arkadaşlar, nefsin içinde bunlar varmış. Nihayetsiz bir kusur, nihayetsiz bir acizlik varmış. Külliyat bunlar. Bura bir kere bunu inanalım. Yani yüzemezsin bu denizde. Rehbersiz vurgun yersin. Vurgun yersin, asla affetmez. Ha, külliyat bunlar. Sonsuz bir fark varmış. Hadsiz bir ihtiyaç varmış. Sayısız elemler mevcutmuş nefiste. Yalnız kusur ve şerler varmış. Nihayetsiz bir amal varmış. Nefsin mahiyeti ve nefsin hakikati çok önemlidir. Sıfata bakan tarafı, esmaya bakan tarafı. Sıfata bakan tarafında kusur, acizlik, fakirlik, ihtiyaç, nihayetsiz amal, emeller, şer, mağrur, emaniyetli, noksanlıdır. Bak ne kadar farklı. Bak hele, demek ki bunlar sıfatın bizdeki karşılığı. Nefsin hakikatında nefs-i emmari, nefs-i levvame, mardiye, mutmainne, nefs-i mülhime, nefs-i natika, nefs-i radiye varmış. Sileyim mi? Sıfata bakıyordu, ikisine bakıyordu. Sıfata bakıyor bir de. Bir tane, bu sıfata bakar, bu esmaya bakar. Esmanın, şey, sıfatın esmadaki karşılıkları, nefisteki karşılığı, o fanilik şeyi. Sıfatın fanilik mertebesi, sıfatta da fanilik var. Sıfatın faniliğin mertebesi, esmanın fanilik mertebesi. Yani o esmada ve sıfatta fanilik mertebeleri de var. Bu nefsin mahiyet dediğiniz bunların zıttı ne oluyor abi? Mesela tersini, zıttını düşünürsek. Zıttını düşünürsek yani bizdeki karşılığı şu. Yani kusur dedik, kusursuzluk, acz dedik, acz dedik. Tabii onun tersi. Tersi yani. Kemalat, erdemlik, fazilet. İsimlendir, çeşit çeşit isimler alıyor. Her birisinin karşısından kuşeyler var. Şimdi nefsin mahiyetindeki o sıraladığınız maddeler, hakikatında da sıfata bakan o nefsin mertebeleri, her biri yani mahiyette esmanın fena mertebeleri oluyor. Yani sıfattaki fena mertebesi esma gözüküyor. Eğer sıfat esmada şey yaparsa onun kabul ettiği kadar kalıyor, diğerleri kalmıyor. Yani birbirinin içine girdiği zaman mertebeler tahakkuk eder. Yani sıfatı belirleyen nedir? Esmadır. Yani sıfatın tecellisini belirleyen esmalardır. Yani mesela diyelim ki kudret her tarafı yakıp yıkacak. Yani her tarafı hikmet diyor ki hayır. Mesela kahar gayz edecek Cenab-ı Hak, herkes hepimizi mahvedecek. Rahman diyor ki hayır, hattında kal, hududunda kal. Onu hudutlamadı mı? Kahar, müstakil olsa ne olur? Mesela bak, benim hürriyetim senin hürriyetinle kayıtlıdır. Ben hürüm diye böyle çekici alıp kafana vurabilir miyim? Hürüm ya,
Ha benim o zaman hürriyetim, senin hürriyetinle sınırlı. O zaman kahhar istila ediyor. O cehennem dersinde anlatıyorduk o ismi. Kahhar istila ediyor. Her tarafı tam şey yaparken Rahman diyor ki hayır, hayır arkadaş. Dur burada. Niye öyle peki abi yani? Birbirini istila etse ne hakikat olur ki? Sen hep kahhar olsan, aynı anda hep Rahman olsan nasıl olacak bu? Bir mücadele varmış gibi anlaşılıyor. Mücadele değil, içindeki hakikatların aynadarlıkları var. O ayna oluyor demektir o. Yani Rahman onu dur deyince kahharın o mertebesi gözüküyor. Eğer kahharın karşısında duran yoksa kahhar tek boyut olurdu. Yani bir şeyin derecelendiren onun zıttının müdahalesiyledir. Ondaki güzellikleri ortaya koyuyor. Evet. Mesela şöyle düşün. Yani. Küfür yok. İman ne olur? İman olur. İman olmaz. Küfür imana hizmet eder. Haram olmasa peki, helal olmayacak. Peki, onu diyecektim. Haramları, farzları belirleyen haramlardır. İçki içmek haramdır. İçmemek farzdır. İçmeyeceksin. Farzın içmemek. Namazı mesela, namaz kılmak farzdır. Kılmamak haramdır. Namaz kılmamak haramıdır. O zaman insan bilmeyecek niye yaptığını. Tabii canım. Yani farzları belirleyen haramlardır. Ha, farzlar ne kadar değerliyse haramlar o kadar lazım. Yol taşları gibi. Çöl düşün. Nereye gideceğiz? Yol bana söyle hadi. O zaman abi taş, abi taş, 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 yol. Yol oldu. O zaman bu çölde yolu belirleyen taşlardır. Yol kadar değerlidir bu taş demek. Sağ ve sol. Haram mekruh, haram mekruh. Peki bu esmalar birbirlerini belirleyici bir rolü var. Evet. Yani dengede tutuyor. Dengede tutuyor. Şimdi bunlar hepsi aynı anda tecelli etse aynı anda aynı şekilde tecelli etse ki burası müsait değil ama ediyor. Nasıl ediyor? Nerede? Şurada ediyor. Yani burada mesela diyelim ki şöyle soru soruyorsun. Şu 500 bin voltluk keban ceyranını buraya ampule tecelli ettirsek ne olur diye soruyorsun. Ampule değil ya. Ama onu 500 bin volt başka bir yerde tecelli ettirelim. Nerede peki? Oraya gidelim. Esma'ya mı gideceksin? Yani... Namaza gideceksin. Gideceğiz. O zaten aynı yere götürdü beni. Ben de gideceğim birazdan. Abi vücutta iki tane o birbiriyle çalışan bir hormon var. Geliyorum. Sen anlat onu. Sana anlatmam lazım. He. Bu hormonlar biri şekeri yükseltiyor, diğeri de glukagon şeker seviyesini düşürüyor hatırladığım kadarıyla. He. Şimdi onlardaki denge şöyle bir şey var. Esma'daki böyle bir denge mi yani? Şimdi insülin yükseldiği zaman glukagon aşağı doğru çekiliyor. Doğru, bir tane. Sonra sen iğne yapıyorsun kişiye, insülin seviyesini düşürüp yani glukagon veriyorsun. Glukagonla onlar böyle dengeliyor. Senin bu glukagon dediğin bir esmanın bir şey mi? Şimdi yok, alakası yok da var. Şimdi şu var. Hani esmalar karşılıklı niye kahar ismi anladım. Sadece nüfuz etmiyorlar. Onu durduran bir isim var karşı tarafta. Anladım. O isim ne? Yani böyle isim ondan sonra şey yapar. Sürekli bir dengeler şimdi. Yalnız denmesi gereken kadar diyeceğim. Diyeceğim şey kaynağını söyleyeyim. Şimdi Risale'den şey yaptım, bir kaynağı. İmam-ı Rabbani cilddeki mektubat. 489. mektupta geçiyor. Anlatacağım mevzu. Arapçasında, mektubatın Arapçasında cilddeki 75. mektup. Aynı mevzuyu El-Yeme Vakit Vel-Cevahir İmam-ı Şagani'de geçiyor. Sayfada 366'da. Felâ-ir Ruh İbrahim Hakkı Bursevi. Cilt 1 sayfa şu. 268. Aynı zatın Bursevi'nin Tefsirül Hakkı diye bir kitabı var. Orada da geçiyor. Neyi? Anlatacağım mevzu. Arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 6. şuada
Altıncı şua. Ettehiyyatu el mübarekatu es salavatu et teybatu lillah. Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihine. Şeden la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye geçiyor Şafii mezhebindeki tahiyyat. Orada Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün mevcudatın tesbihatını, yani ki bütün ayetlerde yüsebbihu, tüsebbihu diye tesbih ederler. Namazın bir tanesi de tesbihtir. Tesbihtir namaz. Bir manası tesbihtir. Rabbini tesbih etmek, tahmid etmek. Bütün mevcudatın, varlığın, atomun dahi böyle bir emanet yanındaydı diyor. 31. sonra. Emanet beraberindeydi. Emanet. Bütün mahlukatın alem-i şehadetteki bütün o mahlukatın ibadetlerini, tesbihlerini aldı. Sevgili kardeşim, çekirdeği açtık, ağaç oldu. Kapattık, ne oldu? Gene çekirdek oldu değil mi? Meyvede kapattık. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Ağacın sonu bak. Şöyle düşün. Ama tamam, anlaşıldı. Toprak düşün burayı. Çekirdek düşün. Ağaç oldun. Bir en sonunda meyve olur. Her şey aslına gibi. Aslına döner. Aferin. Her şey aslına döner. Aslına döner. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Neyle gideceğiz Allah'a? Nasıl Allah'a gideceğiz? Çekirdek olarak gideceğiz. Ha, çekirdek olarak gideceğiz. Çünkü oradan geldik. Geldiğimiz gibi gideceğiz. Öyle tavsiye ediliyor, öyle methediliyor. Ki Adem Kur'an'da Safiullah deniliyor. Öne çıkan sıfatı Safiullah. Adem Safiullah. Onun için kimse yanına... Musa kelimetü minallah, İsa ruhullah. Ha, şimdi geldiğimiz gibi gitmeyi tavsiye ediliyor. Safiullah. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam her şeyin çekirdeğidir. Bu vazife de çekirdeğe aittir. Meyve tutup da ağacı hulasalanamaz. Ağacı hulasalanamaz. Yani bir yaprak ağacı ifade edemez. Çekirdek eder. Bu vazife de ona aittir. Ha? Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, yalnız tabii karıştırmayın. Ha, şunu da izah edeyim. Bu abid aynı başlıyor. Bu elifle başlıyor. Abid. Ama bir başka bir alimlere göre ayinde çekiyor. Emet var önünde. Abid. Ama elifle başlayan alınmış. İmam-ı Rabbani mektubatında bunu demiş. Orada işliyor. Ben sayfa söylüyorum, yerine bak. Bunu ikisini koyuyor. Bu Allah'ın abid ve mabud ismi var. Ondan zaten biz yapıyoruz. Mesela rububiyeti Allah'ın var. Rabbine bakar. Uluhiyeti var. İlahı. İlah. İlah illallah. Bakıyor. Karşılıklı yani. O soruna sonra cevap vereceğim. Şimdi Allah'ın birbirine karşı gelecek isimleri var. Rububiyet, onun karşılığı uluhiyet. Tamam mı? Allah'ın da efendim abidi var. Abittir ama Allah mabuttur. Mabut olduğu için abidlik var. Abid. Peki abidliği bizde ne olarak gözüküyor? Kul. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. Mesela gözümüz Allah'ın hangi sıfatından geliyor? Basar sıfatı. Ama Allah'ın gözü bizim gibi diyemeyiz. Oradan geliyor. Kaynak o. Bizdeki kulluk Allah'ın abidliğinden geliyor. Bu Allah'a bakar diyor. Abid. İnsan da karşılık bulursa abid olur insan.
Mabud da bunun karşılığıdır. Bunu orada zikrediyor. Allah aynı anda abid ve mabud nasıl olur ki? Aynı ya abiddir ya mabuddur yani. Allah'ın ismi var. Ya abidü ya Allah, ya mabudü ya Allah tesbih. Onu anlatacağım işte. Peki şöyle düşün. Hem şeyin de sorusuna da orada cevap verilmiş olsun. Şu. Mahiyeti zatiye. Şuunat-ı zatiye, sıfat, esma. Esma, mec'ul, nur Muhammedi. Buralarda mahlukat. Tabi arş-ı azam, lef-i mahfuz, lef-i mahfuz arş, kürs, lef-i mahve isbat, alem-i şahadet. Tamam. Şimdi biz nerenin içindeyiz, her tarafımızı kuşatmış? En sonda, evet, en sondakinin altındayız. Onun dışına çıkamadık ki. Nereye gidersen kaçınız diyor. Orada Allah'ın şeyini bulursunuz. Kaçamazsın yani. Şimdi Yusuf'un sine cevap vereyim de sonra sinsine. Yusuf dedi ki, burada esma zıtlar gözüküyor. Yani zıtlar olmasa olmaz mı? Olur, buradadır işte. Onun için esma Yusuf'ta alemdir. Esmadır. Orada bütün esma hudutsuzdur. Onun için bilemeyiz. Ona ne diyor Kalım Esra-i Nuriye'de? Seradikat-ı tecelliyattır. Orası helak ve ölümdür. Şey nerede peki? Cennet? Cennet bu şeyde ya bu... Ne cennet? Tabii arşta. Daha şurada, şuralarda. Bu arş-ı azam. O aynı makamdalar. Hmm. Şu anda da gösterdi. Şimdi o zaman cennete gidersek, Allah izin verirse, o zaman... Daha nur ve manaya ulaşmamışız ki. Ama cennetin içinde Allah'ı göreceğiz ya. Burada gördüğümüz gibi. Burada gördüğümüz gibi değil. Allah'ı göreceğiz orada. Yani gittiğimiz nokta... Tamam neyse. Şimdi sen esma bütün mertebesi, bütün hiç kayıtlanmadan tecelli niye etmiyor dedin değil mi? Evet. Burada ediyor. Orada ediyor. Tamam. O zaman şu soruyu da cevap veriyor. Allah bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Mahiyet-i zatiyesi, şunat-ı zatiye tecelli ediyordu. Orada da yansıma oluyordu. Aynası ya bu mahiyet-i zat. Evet. Bu zattır artık. Mahiyet-i zatiyesi, şunat-ı zatiyesini ezeli ve ebedi olarak tecelli ediyor. Oradan da karşılık var. Şunat-ı zatiyeden sıfata ezeli ve ebedi olarak tecelli ediyor. Bunda da bir karşılık veriyor. Esma-i Hüsna'ya sıfat ezeli ve ebedi olarak tecelli ediyor. Bu da buna karşılık veriyor. Yani yansımaları oluyor ya. Buradan da buraya tecelli ediyor. Buradan da karşılık veriyor. Bunun karşı buraya tecelli edenin adı komplesi rububiyet. Şu mukabelesi uluhiyet. Ama farklı farklı mertebeler var, girmeyeceğiz ona. Rububiyeti mutlaka ezeli, rububiyeti ezeli, daire-i rububiyet, cilve-i rububiyet, ona girmeyiz. Netice bu. Karşılık. Her vuruşun karşılığı var. Tamam, her vuruşun karşılığı veriyor. Şimdi Allah nasıl abiddir, mabuddur? Vuran Allah abiddir, dönen de mabuddur. Yani vurmak, tecelli etmek. Rab ya, Rab. Şimdi, abid, tabii,
Şimdi abid deyince ile namaz kılan anlamayın yani. Namaz ne olduğunu konuşacağız şimdi. Namaz bizim bildiğimiz namaz değil yani. Sifokada değil. Şimdi her şeyin aslına dönücü değil midir? Allah Resulü buradan çıktı yola. Gidiyor. Bunun adı Miraç denmiş. Bir şeyi bir şeyden başlatılmışsa o son noktadan aslına doğru getirmek silmektir. Aslına doğru uruç ettim. Aslına döndürmektir. Miraç aslında aslına dönüştür. Peygamber de zaten aslına döndü. O zaman burayı sile sile bunun tesbihatlarını, namazları, namaz denilen şu şekilleri, oruçları, geçmiş ve gelecek hepsini topladı, aldı götürüyor. Çünkü niye? Buradan aşağıya rububiyeti vardı. Şimdi uluhiyetle mukabele edecek. Uluhiyet gözüküyor. Azami rububiyet, onda tecelli etmiyor mu peygamberde? Azami uluhiyet gözükecek. Azami uluhiyet olabilmesi için azami rububiyete mazhar olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam alemi şehadetteki bütün ibadetleri, bütün tesbihatları, Allah'a bakan bütün manaları, mana adına ne anlıyorsan hocam, aldı. Getirdi buraya. Ruh ailesi. Yani burası silindi. Yok. Allah Resulü lef-i mahve ispattaki bütün hakikatlerin aslına döndürerek kendisine yuttu. Şimdi dayandı buraya. Anlıyor musunuz bunu? Bak. Arşa dayandı, kürse dayandı. Allah Resulü'nü onun uğruna yaratılmıştı. Bu nuru Muhammedi kurban olayım ona. Gerçi Allah kurban ol demiyor da. Nuru Muhammedi ene. Bu manada Allah Resulü'nden yaratıldığı için Nur-u Muhammed'i bu da buna düşmüş uluhiyetin azami derecede mazariyeti her şeyi aslına döndürüyor. Miraç. Ne mana varsa kürste zatında topladı. Hepsini. Geldi şuraya. Uzatıyorsun demeyin. Arşta ne vardı? Esma'nın azami derecedeki meratibi. Tamamen zatında cem etti ki cennetimizde Resale-i Nur'da bütün Esma'nın bütün meratibiyle azami derecede mazardı. Resulullah. Arşı da zatına döndürdü mü? Arş mahluk. Geldi mi buraya? Lef-i mahfuzu da aldı mı? Lef-i mahfuz mahluktur. Çünkü 16. lemada istisna nazarlar diyor gider. Hani bazı evliya gaybden haber veriyor da niye tutmuyor diyor ya. Bazı lema diyor lef-i mahfi ispata kadar nazarı gidiyor. Orayı karıştırıyor. Zannediyor ki lef-i ezelidir. Oysa lef-i ezelinin daireleridir diyor. Lef-i mahfuzu azama diyor, nadiren nazar çıkar, nadiren, Geylani gibi. Ha, mahluk olduğuna göre, mahluk çıkabildiğine göre orası mahluktur. Ama ezeli bir levha. Ben mesela fani deyim, fani ruhum ama fanilikle alakası olmayan beka duygularım var. Mahlukla alakası olmayan enem var olduğu gibi.
Evet, levh-i mahfuz mahluktur ama oradaki levhalar, o Kur'an şeyleri mahluk değil. Benim mahluk olan ruhumda mahluk olmayan ene olduğu gibi. Tamam, izahat ihtiyaç duydum. Levh-i mahfuzu da aldın mı? Dayandı mı aşağı zaman? Dayandı. Unutmayın bunu. En zirve buna mazhar oluyor. Dikkat edersen zirveye gidiyor. Zirveye gidiyor. En aza mertebe buraya dayanınca esma bitti. Her şeyin damı sıfatın tecellisi. Azami derecede. Zatından aşağı olduğu için onu da içine aldı. Ve burayı da sildi. Buraya gelince şekil vardı. Hepsi zatında. Tam bu şekil olup buna gireceği zaman alışsın diye, korkmasın, ürkmesin diye Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın sesi. Bütün o hakikatlar var diye saydığımız buralar. Çekirdeği topladı, çekirdeği açtı, bunlar oldu. Topladı, o toplanan her şeyin adı namazdır. Uluhiyetin azami derecedeki mertebesinin vacip bu vücuttaki karşılığının adı namazdır. Ondandır ki uluhiyetin en azami mertebedeki mazariyetini ifade noktasında Rabbin uluhiyet makamındaki azami derecede. Çünkü rububiyet bitti. Rububiyet bitti. Ne kaldı? Kaldı bu. Bu da ya, getirdikleriyle, getirdiği de uluhiyet, getirdiği uluhiyeti de bir isim koydu, konuldu, namazmış o. Cenab-ı Hak'taki, Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'a getirdiği, hepsini getirdi, ettehiyyatü lillah, bütün tahiyyetleri sana getirdim diyor, tamam mı? Hepsini. Allah'ta karşılık bulunca Allah bu hediyeyi kabul ediyor. Bütün mahlukatın hediyesini kabul ediyor. Peki Allah'a yakışır bir mukabele görmesi lazım. Allah alıyor, diyor ki tekrar bu çekirdeği aç. Aça aç aça gidiyor. Açarken Allah'tan aldığıyla açıyor. Açıyor gene. Yani Allah'tan ne aldı? Onu açıyor. Allah'tan aldığı namaz. Bütün mahlukatın hakikati ve manasını zatında topladı. Allah'ta karşılık bulunca Allah da kendi hakikatini, Allah'lık hakikatini içine koyarak namaz ismiyle ve hareketiyle ifade edilen oysa hakikati ve manası rububiyet ve uluhiyetin azami derecedeki meratibi tecellisini ifade eden namazda karşılık verdi Allah. Namaz bu değildir. Namaz o aleme giriştir. Ustad mahkemede giremeyin, oturun kardeşim. Oturun kardeşim. Ben son Allahu Ekber diye giriyor. Ben diyor yatsı namazında o aleme girdim diyor. Allah'ın bu ibadete karşılık vermesi kendine yakışır bir manada olması lazım. Bana bir hediye getirdiniz. Hepinizden toplanın. Bana yakışar, işte patronsa, padişahsan, bana yakışır bir şekilde şey yapacağım. O zaman ne yapacağım ben size? Saltanatımın gücüne göre ben de şey yapacağım. Allah da saltanatının gücüne göre karşılık verdi. Namaz hediyesini. Peki Allah'tan gelen hediye bizi niye sıkıyor? Çünkü namazın şeklindeyiz, manasında değiliz.
içeriye girememişiz. İçeriye girsen, mesela ustad diyor ki, Kabe'deki diyor Hacer-ül Esvet'e hapisteyken alnını koydurur. Koyduğun zaman arşta koyar diyor. Kafayı aşağı, Hacer-ül Esvet'e tevdi etmek, aşağı etmektir. Aynı mana değil mi? Kalp, arş, Kabe. Öyle demiyor mu hadiste? Peki, hakikatıdır. Şekli değil. O zaman o namaz şekli değil. Allah'ın ilahlığı, uluhiyet olarak gözüküyor. Allah'ın Rabb'ı, ki insanların bütün sorunu, kavgası Rab'la, Rab yani rububiyet, Allah'ın rububiyetinin azami derecedeki yansımasını, kainatı bir zatta toplanıyor. O zat hepsini zatında sile süle, uluhiyete mazhar ola ola, rububiyete zaten olmuştu, mukabele ediyor. Ben de ya Rabbi, benim için mi yarattın? Ben de sana, senin için hepsini sana takdim ediyorum. Var ya, o takdim etmenin adının ifadesi namazdır. Allah'taki bütün kainatın hakikatinin ve manasının Allahça karşılığının ismi namazdır. O zaman namazda Allah var diyebilir miyiz? Allah'ın için, şey, namazın için Allah var tabii. Hakiki namaz. Şey olmayan yer zaten yok. Tabii namazın içeriği son mertebesi olur. Çünkü Allah Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim. O Rahman. Ve kim o? Ben, sen, o. Maliki yevmiddin. O din günü sahibidir. İyyâke ni'abidu ve iyyâke nesta'in. Ke yok mu? Sen değil mi? Hep üçüncü tekildi. Ben, sen, o. O alemlerin Rabbine hamdolsun. Ama bir makama geldi ki ayet-i kübranın ikinci makamı. İyyâke ni'abidu. Yani sana diyebilmesi için muhatap gerekmiyor mu? Fena filan ifade ediyor işte. Namazda zaten bunu yapıyoruz, o seni söylüyor. Ayet-i kübranın birinci makamı imani bil gayb'tir. İkinci makam imani bil şuhuttur. İyyâke ne'budu diyoruz. Ben sana Bilal nasılsın derim, değil mi? Ama Bilal nasılsın derim. Sen yerinde olsan ne derim? Bilal nasıl acaba? O ne oldu? Sen üçüncü olmadın mı? İşte dur ya Muhammed. O anlatmama gene gerekiyor. Anlatayım. Hulasalanışının adıymış. Namaz. Hakikati ve manası böyle bir şey. Yoksa kim kime namaz kılacak? Anladın mı İsmail? Ya? Dur ya Muhammed. Buraya gelince tam buraya yok olacak. Şuraya. Yok. Dur. Orada durduruyor. Rububiyetin azami derecedeki meratibi hakikatine tam inkılap etmenin adıdır. Allah'a geldik, Allah'a dönüyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Allah'a dönmektir namaz. İşte her şey silinirse bu da silinecekti, tamam mı? Bu da tabii silinince, söyler misin ne kaldı? Göreye geldim şimdi. Silindi. Bir an ne kaldı? O. Namazlarımız nerede şimdi? Burada. İlah'ta. İlah'ın içinde kaldı. Burada Rab yok muydu? Burada ilah yok muydu? Allah'ın tecellisi Rab'ta. Mukabelesi ilahın içinde kaldı. Bütün o açılımlar bunun açılımıydı. Bütün toplanmalar bunundu. Bu da bu rububiyet olarak rububiyet uluhiyet karşılık buluyor.
Allah'ın ilah isminin içinde karşılık bulan uluhiyetin hulasasının adına isim koy çocuğun adını. Allah. Kimse ona döndük, kimse kalmadı. Kalan bütün eflak yok oldu, her şey yok olacak, her şey ölecek. Var ya hani külli şeyin halikün ilave 15. mektupta, her şey kısa bir zamanda yok olacak. Açtır, küstür, Cebrail. Yani Allah'ın dışında hiç kimse kalmayacak. Tek Allah kalacak ve her şey yok olduğu zaman, yani ölecek de, o zaman bir tek hakikat kalıyor Esma'nın içinde. Namaz, namaz çekirdektir. Her şeyin hakikati ve manası olduğu için. Abi insan miracı, namaz kılarak miracı kılarak... Buna mazal oluyorsun. İnsanlar miracı çıktığında böyle hepsini çeke çeke mi? Çeke çeke gidiyor. Mesela sen biraz önce sildim ya, bazen nefi mafe ispatta çekildin. Orada kalıyor. Mesela bir misal vereyim. Hatundan çıkıldın, bir mertebeye geldin, paradan sıyrıldın, sildin. Hevesattan sıyrıldın. Şöhretten sıyrıldın. Bir baktın ki, bu sen normal yürüyorsun. Namazda gittin. Ben görmediğimi yazmadım diyor Bediüzzaman. Miracı nasıl yazdın? Arkadaşlar, ben bir rüya gördüm. Rüyamda bana müthiş bir sesle böyle alemi gaybtan sana bir paket geldi. Gel al. Ondan sonra ben de panik yaptım. Ne yapacağım yani? Ne paket geldi? Bir alem ismini söylüyorlar. Şimdi onu şey telaffuz edemiyorum. O alemde, o dairede, bilmem ne dairesinde sana bir paket geldi. Gel al. İşte bunlarla meşgul olurken, bu sefer iki kişi yanımda belirdi. Ben telaş yapamadım, gel seni götürelim dediler. Gittim böyle, ondan sonra bir daire ama eşi benzeri, renk renk bir şey değil yani, böyle mekansız, böyle şeysiz, böyle bir şey. Ondan sonra orada, oraya doğru, mekansız bir yöne bu iki kişi şey yapıyor, sesleniyor. Bunun diyor, rububiyetten gelen bir emaneti vardı diyor. Onu almaya geldik. Almaya geldi diyor. Oradan bir ses. Uluhiyet tarafını ortaya koysun, alsın emanetini diyor. Ayet-i Kübra'da rububiyet ve uluhiyeti anlatıyor. Uluhiyet. Bu hepsi Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her şey silindiği zaman ortaya çıkacak şey... Bu da burada kaldı ama bunun içinde kaldı namaz. İlahın içinde. Ya hemen açıldı mı o iş? Şey toplamı. Ya namaz değilmiş. Öyle. Farkında mısın? Ders bitti. Sorunuz var mı? Geldi kılma kaza namazını. Kamerden sonra. Kaza namazı olan girmesin kabre. O alemler hakikatinde yoktur. Ustadın ifadesiyle karanlık. Yokmuş ki dua var. Nur suresinde Allah dua ediyor biliyor musun? Meale söyleyeyim. 24. surenin 35. ayet. 35, 36, 37, 40'a kadar. Diyor ki bir kısım meçhul evler vardır. Bak medreseleri anlatıyor Nurcu dua. Meal söyleyeyim, şey yaparsınız ama kafamda kaldı bir mani. Musa Aleyhisselam. Kısasında. Bir kısım meçhul evler vardır. Orada Allah'ın müsaade ettiği için vardır. Ama onun zıttı manasıyla müsaade etmemiş Firavun. Allah müsaade ettiği için. Orada bir kısım erkek oğlu erkekler vardır. Kadın yok. Onlar ne ticaret ne ziraat yapmazlar. Ticaret, ziraat yapanın parası olur mu? Olmaz. Fakat onlar namazı dostoğlu kılarlar ve zekatını verirler. Allah onların rahmetini, bereketini artırsın diyor. Allah diyor bunu. Allah diyor yani. Başka elhamdülillah Rabbil alemin. Alemler Rabbine hamdolsun. Diyen kim? Allah. Bize diyor ki böyle değil. Elhamdülillah Rabbil alemin Allah'ına aitti yani. Fatiha ne demek? Alemin Rabbine hamdolsun. Diyen kim? Kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Allah kime diyor? Veya bize diyor ki böyle değil. Ha,
Allah da o Nur suresinde dua ediyor. Ne demek dua ediyor? Yani mukabele ediyor. Bir kısım meçhul evler vardır. Orada erkek oğlu erkekler vardır. Onlar bir ticaret, bir ziraat yapmazlar. Ama sabah akşam Allah'ı zikrederler ve namazı dostluğu kılarlar ve zekatlarını verirler. Zekat ne zekat? İlmin zekatı, vücudun zekatı, hayatın zekatı, imanın zekatı, aklın, gözün, her şeyin zekatı işte. Anladın mı? Varlık Allah'ın dışında bütün varlığın hulasalanışının adıdır namaz. Bir bana söyle de namaz içerisinde olmayan bir şey olsun. Firavun efendim namazın içinde mi bu kainat için? Evet. Namazın haramları var. Namazda haram yok mu? Namazın mekruhu yok mu? Namazın haramları var. Neye benzer? İnsan işkembesi yok mu? Yani zıt esma. E kafir artık konuştuk ya, şeytan merkeze bakarsan öyle bir şey yok ki, artık geldi buraya. Orada bir şey yok ki artık. Şeytan da Allah'a mahluk değil. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ne zaman? Namazın bitince. Sen bitince namazın bitecek. Sen bitince namazın bitecek. Namazın bitince sen biteceksin. Vahir davahu elhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah ters anlaşılmamıştır. Anlaşılabilecek tarafı var mı ters? Şu taraf ters anlaşılabilir diye sizi ölçü yapayım. Ama kılıyor mu? Bazı ulema Allah sana nazar ediyor ya Muhammed. Başka? Allah sana dua ediyor ya Muhammed. Başka? Allah sana yöneldi ya Muhammed. Korkma. Otur biraz tabi. Kılıyor biraz ters geldi. Evet. O kılıyor meal ama. Ha ne demek? Kılıyor derken esma yani uluhiyet hakikati kendisini azami derecede bitirmek üzere bitirdi. İkamenin adı o. İkamettir yani uluhiyeti bitirmek. Şimdi bir hareket. Uluhiyet meratibini bitirmek. Bir hareket manası yani kılmakta bir hareket manası. Ama Rabbim yani esma hükmünü artık çitti. Yani namaz kılmak biz eylem değil mi? Yöneldi. Yani bir dakika, şu namaz kılmak esmanın hakikati değil mi? He? Peki namazın içinde kullandığımız mahluk olmayan Kur'an. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Namazın içinde mahluk olmayanı kullanıyoruz. Kur'an malzemeye bak. Peki namaz kılan kim? Biziz. Peki bu namaz hareketlerinin kaynağı kimdir? Her bir hareketin kaynağı kim? Esma. Esma kılıyor işte. Esmadır bunlar. Ben ne yapıyorum burada? Dua ile, teveccüh ile, niyetle sahip çıkabilirsiniz. Sen zaten yapmıyorsun ki iyilikleri Allah yapıyor. Kötülükleri sen ki. Hayri ve şerri. Namaz hayır değil mi? Öyle. Bâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. Dalınca dalınıyor yani. Nereden insan başlayacağını biliyor. Şimdi sen anlattıkça bir sürü şeyler herkese belki de geliyordur yani. Manalar geliyor. Serbest bıraksan bitirdim, bırakmasan bitirdim. İşte serbest değil. İç aleminde her şey yerine oturacak. Kemalat da budur. Yerine her şey oturuyor. Anlıyor musun? Sen ne dedin? Sen dedin ki esma burada kayıtlanıyor. Evet. Demedin mi? Esma burada kayıtlanıyor. Tamamen tecelli etse ne olur? İşte ediyor. Hadi bakayım nasıl çağır? Anlayamadığın gibi onu da anlayamazsın. E anlamadın niye söylüyorsun? Namazı bilin yani. Namazın hareketleridir. Buradan başlıyoruz miraç. Aa buradan başlıyor. Parkurda koşu bu. Bu anahtar gibi. İniş için anahtarlar var ya böyle. Şöyle. Anahtar düşünün. İşte rüküler, secdeler. Aa anahtarın bir çukuru, aa aşağısı, aa yukarısı. Kardeş sen namazı ne zannediyordun? Küfür alameti. Bu bahsettiğin o seyr-i süluk, o arş-ı kürsten, bunlar neyle aşılıyor? Bunu aşan kişi ne yaparak bunları aşıyor? Manen mi yani?
bunlar da telakki ediyor. Nasıl oluyor yani bu iş? Şimdi kardeşim, size biraz tabii şey gibi geliyor. Ama miracı biliyorsun değil mi? Tamam. Miracı peki ne, aynı soruyu niye sormuyorsun miraca? Nasıl gitti değil mi? Ne ruhu? Peygamber Aleyhisselam ruhe ve cesede. Ruhe ve cesede. Etkiye ümmeti, ümmeti ruhe ve kalbe. Şey geçmiyor mu? Aynı şey söyledim ben. Mira, o, Esra bi abdihi mi diye geçiyor. Hocam okur musun? Subhanellezi Esra bi abdihi. Abdini götürdü diyor. Yalnız abimin sormak istediği şu. Biz bu hakikati dinledik bugün. Bir, iki saate yakındır. Bir ders dinledik. Bu derste bir şeyin hakikatını idrakimiz nispetinde ilme ha dedik. Böyleymiş. Yani anladığımız kadarıyla. Şimdi bunu, bu ders bitti, elimize döndük. Bunun tatbikatını yapacağız şimdi. Yani ha. Biz biraz da nefisten kaynaklanıyor. Diyoruz ki yani ha, şimdi Hasan abinin anlattığı o hakikati anladığım kadarıyla hayatımda tatbik edeceğim. O alemleri atlayacağım şimdi. Şehadet, alim şehadeti sileceğim. Arşı sileceğim, kürsü falan. Onları sileceğim şimdi ve o hakikate doğru gideceğim. Öyle bir namaz kılacağım. Bu dünyadayken onun gayreti için olacağım. De o bize böyle yani teorik hayal nasıl gibi yani. Tamam. Evet. Şey şimdi ona cevap şey yapayım. Bunlar anlaşılır, zor olacağı malum. Gerçi Miraç anlatılıyor bize. Yani ilmen tamam bu iş. Tamam, bak yani, ne işimize yarayacak? Miraç Risalesi'ni anlatıyor. 6. Şua'da da anlatıyor. Etteyyatı, Miraç'ın çiğ. Şu karımız var bilen en azından. Dinledik anlamadık. İyi mi? Hani hakikat. Cennette bu hakikati isteme hakkına sahibiz. Çünkü cennette talep edilenler de verilecek. Talep edilmeyenler de verecek ama diğerlerinden farkın taleple karşılık göreceksin. Ben de diyorum ki talep tarafın fazla olsun. Ki aynı mana şu. Arz etmiyor musun sen? Kabul olunan dualar dünyada veriliyor. Kabul olmayan dualar ahirette verilecek. Haşir meydanında hadis. O zaman demeyecek mi kul ki keşke hiçbir duam kabul olmasın. Ha, şimdi biz bunu anlamadık. Bir, acizliğini, kusurluğunu, nakıstımızı anlıyoruz. İki, alacağımız oluyor. Ha peki, ben de şu soruya şöyle bir cevap versem. Duymasaydık daha mı iyi olacaktı? Abi o işin sen, en asgarisini evet. Söylüyorsun sen şimdi. Evet. Yani en asgarisi, en azından böyle bir mevzuyu duyduk. Duyduk. Heh. Ama bizim şimdi arzumuz o en asgarisinden de öte biraz. Ama yanacaksın. Heh. Yanman için. Yanman için abi, fırına atman gerekmiyor mu? Nasıl pişecek? Fırına, ha burada şey, hamuru yaptın, fırına götürmedin. Ben diyorum, fırına götür kardeş, burada ekmek olmaz, bekleme burada. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına riayet, sünnet. Sünnet senin. O nasıl gitti? İttiba. Nasıl gidebildi diye sorulursa, Mustafa Ali, yani sünnet seni, yani Allah'ın tam istediği gibiydi. O zaman bizim de vazifemiz sünnet seni ittiba değil mi? Sen sünnete ne kadar yaklaşırsan o kadar gidersin. Sünnet-i seni o alemleri silmektir. Yani Allah azze ve celle biz o yolda olduktan sonra eğer layıksak açıyor. Verecektir zaten. Yani İki türlü var. Bir... Senin gayretin kurbiyet. Aramaz. Resulullah'ın şehir olmaz. Üstad diyor ki 25 bin mesafe var güneşe. Sen aramazsın. Ama güneş 150 milyon kilometreyi bir anda senin yanında. Bu da akrebiyet. Allah akrebiyet. Ama akrebiyeti tecelli etmesi için akrebiyet rububiyet diyelim. Evet. Senin kurbiyet etmen lazım. Uluiyetini ortaya çıkar. Yani uluiyet de aynı darlığını. Kulluğunu. İhlası. Yani ihlası, samimiyeti, şükrü, örfü, Allah dendiği gibi yapmak. Buraların kıymetini bilmek. Kitabın kıymetini bilmek. İyi arkadaşların kıymetini bilmek. Birbirimizi tesanüdün kıymetini bilmek. Samimi olmak. Anladın mı? Abi. Yani nurculuğun kıymetini bilmek. Farkında mısın? Olmak. Şimdi böyle bir hakikat bize çok, biraz dediği gibi çok uzak görünüyor. Bu şeyi yapabilmek, kendi hayatımıza bakarak çok uzak görünüyor. Tam ama, zaten bizi ya. Fakat şöyle bir şey aklıma geldi de, sen dedin ya, yani yapamayacağız ama bu zamanda
Üstad da demiş, sen de dedin, ferdiyet zamanı değil, bir şahsı manevi zaman olduğunda. Yani tek kişinin yapamayacağı bir şeyi, cüzde bulunur, menkülde bulunur kaydısı var ya üstadım. Mesela ben kendim şahsen yapamıyorum ama bir şahsı manevi için, kendim mesela ben gemiyle Türkiye'ye gidemem. Yani kendi başıma kalsam. Ama bir gemiye binersem, o gemi beni götürür. Yani öyle bir şey çok güzel olabilir. Ben gemi süremem. Evet. Ben gemi süremem ama sürenin içinde olurum. Çok güzel. Biz şahsı manevi azaları hükmündeyiz. Biz o şahsı maneviye attık mı kendimizi? Yani sünnet-i seni uyacağız. Ne demek? Nurculuğa uyacağız. Yani nurcu olacağız. Geminin içine girdin. Kaptan olmadın ama süpürgecisin. Ama olsun, geminin içindesin. Abilal da geminin içindedir. Hani hadis-i kutsi vardı ya. Semadan işte Allah bilmiyor mu? Ya Cebrail orada ne yapıyorlar? İşte biliyorsunuz ya. İşte ya Rab seni zikrediyorlar cennetin cennemi. Ben biliyorlar mı yok falan. Neyse işte affettim şanıma yemin olsun. Bir tane Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Rab orada bir tane adam vardı bu niyette değildi. Onların içinde olduğu için onların nimetini affettim. Şans-ı maneviyeyi anladık. Namazdır işte. Nurcu'nun temeli. Tahir abiye demişler ki abi niye biz külliyat okuyoruz? Güzel namaz kılmak için. Bunlar hep yaptım. Namazınızın kıymetini anlayalım diye. Anlayasınız diye. Abi. Namazınızı anlayasınız diye. O zaman abi... Ben namazı anlayasınız diye. Şimdiye kadar şeyi namaza... Nur cemaatinin şahs-ı manevisi orada mı yani hep? Şahs-ı manevisi orada. Orada olmasaydı orayı böyle ifade edemezdi. Çünkü ben de talebeyim diyor. Görmediğimi yazmadım diyor. Ama diğer Nakşi'nin de mi yok? Var tabi, o da orada. Ama o da o seviyesi kadar. Yani buradaki insanların uluhiyeti aynı darlıkları kadar. Biz de istiyoruz. Hiç yok değil yani. Değil o aşağı. Evet. Nakşi'nin, Kadı Gelani'nin de. Yani Gelani diyor. Gelan oraya gitti diyor. 149 Siketası Galili'de. Kadiri Tarikat'ın şahs manevisi de var. Bizim orada, bizim şahsiyetin manevimiz de oradadır. Ama bu asırda da nurculuk, asfiyalık mesleği, Allah'ın razı olduğu meslek, asın imamının mesleği. O zaman bu şahs-ı manevisinin küllü. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri lemalarda diyor ki, yani ben diyor seyri sülük ruhani'de en parlak diyor, sünnet-i seniyye. İşte sünnet-i seniyye Risale'de beyan edilen hayat. Sünnet-i seniyye, muhakemeliği, muvazeneliği, dengeliği, ahenkliği. Ha? Ben parlak ol. Yani Allah nereden razı bu asırda en çok? Hangi hizmetten razı? Allah'ın asıl imamından razı. O Mehdiyettir. Asıl imamı müceddittir. Yeni metot. 100 sene önceki bir metot olmaz. Müceddit olmaz o kelime manası. Ha Risale'nin. Ha Risale şahsı var. Orada gelen de var. Çünkü Sikret-i Tazi Gaybe'de diyor ki Veraset-i Ahmedi cihetiyle Ali Beyti temsil noktasında diyor hakikat-i Muhammediyette kendini gördüğü için diyor gelen o sözleri söyledi diyor. Oraya gelmeyen o makamı bilmeyen söylese edepsizlik yapar diyor. Gelen Hazreti dedi ki bütün evliyaların omuzu benim ayağımın altındadır. Ha oradadır. Ha, elbette ki oradadır. Geldi ustadımızın da şahs-ı manevi. Ustad da o şahs-ı manevi içindeyiz. Biz de hepimiz ustad da içinde ama hissedarlığı fazla. Ha, işte o şahs-ı manevi o hakikate yaymış. Biz ne kadar uluhiyet, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini yani ilah ismine aynadarlık yapabilir, namazımızı doğru kılar. Risale-i Nur'un rububiyet aynası nedir? Uluhiyet nedir? Uluhiyet tarafı, Risale-i Nur'un uluhiyet tarafı sözler, mektubat, lemalar, şualar. Rububiyet tarafı ise, rububiyet oydu, uluhiyet tarafımız Kastamonu layıkası, Emirdağ layıkası, Sikri-i Tasdik-i Gaybiye, tarihçe Barla. Yani ubudiyetin, yani kulluğun, yani sünnet-i seni uyman. Risale-i Nur'un layıkaları uluhiyet tarafımız, Allah'ın terbiyeciliğine karşı mukabelemiz. Yani onun dediği gibi, onun rızası doğrultusunda hareket etmenin eserleri. Onu okursan, ona uyarsan, uluhiyet tarafın fazla olur, hissedarlığın fazla olur. Şahs-ı manevi, sen tek başına gidilecek diye denmemiş zaten. Mustafa da yazsa böyle bir şey yok diyor, şahs-ı kemalat yok. Ha biz ne yapacağız? Gayret edeceğiz, o şahs-ı manevinin azalar hükmünde. Zaten biz ustadımız dediği gibi makamat istemiyoruz, hizmetkarlıkta şeyiz yani. Ha o zaman hissemiz fazla olması için ihlasta, sadakatta, takvada, içtinab-ı kebair'de terakki edeceğiz. Nazcası ne demek? Birbirimizi seveceğiz. Başka dershanemize sahip çıkacağız.
külliyatımızı okuyacağız, namazı vaktinde kılacağız. Sünnet-i seniye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Eften püften bahaneler, birbirine kaş göz hareketi yapmıyor misal. Yani böyle yapmayacağız. Samim olacaksın, samim işte adam olacaksın yani, adam olacağız. El Fatiha'tim Aleyhisselam. Ondan sonra, imandan sonra ilk ne sorulacak? Çünkü namaz her şeyin içeriğidir. Namazın hesabı ahsen olan diğer hesapların suhuletli olur. Kardeşim, iman Allah'ın hakikatidir. Allah'ın nurunun müminin kalbine koyduğu ilka ettiği bir nurdur. İmandan sonra imanı, yani iman rububiyet desek, karşılık veren namazdır. Allah'ın imanın verilişinin karşısında kulluğu takınmak uluhiyete aynadarlıktır. Kulluğun ifadesi ne aklına geliyorsa, namazda bak haç var, yöneliyoruz. Namazda zekat var, her şeyin zekatını veriyorsun. Namaz, bana bir şey söyleyin de namazda olmaz. Kur'an namazda kardeşim, Kur'an mahluk değil deyip, Kur'an mahluk mudur hocam? Değil. Tövbe. Tövbe yani. Peki arkadaşım, Kur'an mahluk değil ama namazda onu kullanıyorum. Onu, o taşları kullanıyorum. İnşallah. O zaman bu namaz nedir ya? Sevgili kardeşim ya, ben kafa yiyeceğim ya. Namazın içinde kullanıyorum ben onu. Namazda malzeme yapıyorum, malzeme. Ulan namazı inşa ederken, o zaman bu namaz nedir ya? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Okumadan olsun ha namazı. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Adamlar gizliyor. Ha biz şahsı mahalleye gireceğiz, hizmetkarı bulacağız, biz süpüreceğiz. Öyle bir derdimiz yok yani. Ulan aşağı ne zaman gideceğiz? Bırak aşağı sen, yeri süpür kardeşim. Lavaları temizle, gelenleri çay ver. İşte ehli olanlar ders yapsın, imanlar kurtulsun, namazı vaktinde kılın. Ha uyuyor. Yok, ezan vakti geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vazifemiz bu. Abi. Çok zor bir şey değil ki ya, çok kolay ya. Ne demiş biliyor musun bize? 3-4 tane bir şey. 5-10 dakika Risale oku. Namazını vaktinde kıl, kazan varsa da kıl. Derslere git. Ondan sonra televizyonlardan uzak dur. Terk-i kebair. Terk-i kebair bu asırda yok. Dine zarar verecek bidalardan uzak durmak televizyon. Televizyon bütün şeyin kötülüğün arasıdır. Televizyondan uzak dur. 5 vakit vaktinde kıl. 5-10 dakika risale oku. Derslere git. Dershaneleri sevip çık. Ha sana miraç. Peki abi, biz çok eksiyiz. Desek ki orucumuz eksik. Zekatımız eksik. Bize verilen o tür şartlar, namazımız eksik. Öyle kadar bak, kardeşimizin bir lafı var. Namaz kıldık ama nasıl kıldığımızı artık ben bile anlamadım. Sanki hepsini kazası gerekiyor diye bir cümle kullandı. O güzel bir duygulama yani. Şimdi demek ki dersin içindeydiniz yani. Şimdi ben bu halde yarın vefat edersem o semada bu tür vazifeler için ne cevap vereceğim? Ya da Allah benden ne istiyor? Yani orada namaz sorulacak. Namazı sorduğu an benim kıldığım mı sorulacak? Yoksa niyetim mi sorulacak? Namaz dersinde 21. sözde diyor ki, ustada diyor ki birisi, ya senin Allah, bana sorduğunuz aynı var. Senin anlattığın namaz nerede? Benim namazım nerede? Ustad da diyor ki, bunu kabul et de en zirve mertebesidir. Her anlatılana varamazsın. Her gördüğünde elini uzatamazsın. Ama biz diyor, nasıl ki diyor bir hurma ağacının hurma çekirdeği var, bir de hurma meyvesi var. Nasıl ki hurmanın çekirdeği de hurmanın hakikatini ifade ediyor, senin kıldığın da namazdır. Şuurun intikal etmese bile. Anladın mı? Ha, onun için bizim kıldığımız namaz da namazdır. Namazın hakikatini ifade ediyor. Ama bu dersteki gaye, namazımızın daha kıymetini bilelim, vaktinde kılalım. Bu çok mühimdir. Risale-i Nur okumanın hedefimiz, birisi sorsa, oku ne olacak? Yani külliyat okuyorsunuz, okuyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz? Gayeniz nedir? Niçin böyle açıyorsunuz? Niçin kitap okuyorsunuz? Her cevap, namazı güzelce ne kılmak için? Namazı vaktinde güzel kılmak. Bu. Derdim buydu benim. Yani çok güzel. Namazı güzelce ne kılmak? De, burayı onun için açtık. Burayı onun için açtık. Biz kitabı onun için okuyoruz. Ben de saatlerce onun için dikildim. Size namaz çok kıymetlidir. O, onu diyebildim. Ha, varamayacağız. O Resulullah işte. Bize Resulullah denmemiş ki. Resulullah kullandığı malzemeyi kullan dedi. Resulullah dedi ki benim sünnetimi kullan. Benim değildir diyor. Allah şey yaptı diyor.
Biz de namaz namaz bir şey okuyacaktı. Abi ben şurayı çok kafama takılıyordu her zaman. Namazla ilgili bir yer var ya hani şöyle bir cezada. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a insan kainata fihristedir. Namaz da hasenata fihristedir. Çünkü namaz, hac ve zekat ve sair hakikatlere tabi olduğu gibi idrakli ve idraksız mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerin numunelerine şamildir. Bunu tarif ediyor gibi geldi bana. Boş. Buradan topluyor ya. Boş. Bütün hepsini topluyor. Bir daha okur musun sesli? Çok güzel. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a insan kainata fihristedir, namaz da hasenata fihristedir. Çünkü namaz, savm, hac, zekat ve sair hakikatleri hali olduğu gibi idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melekelerin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadette ibadetlere benzeyen durumları andıran bir ibadettir. Yani ayakta durmak, ağaçlara, eğilmek, dört ayaklı hayvanlara, secdede yerde olanlara, ondan sonra ya Rabbi ifade etmiş olduğum simgesel olarak o mahlukatın ibadetini sana takdim ediyor. Toplayarak gitti sen dedin ya. Ben niçin öptüm biliyor musun? Kitabı öptüm. Toplayarak gitti dedin ya. Orası aklıma geldi. Toplayarak öptüm. Topluyoruz. Ha. Ayakta, dört ayaklı, yerde getirdik, topladık. Ya Rabbi ben halife oldum. Sana takdim ediyorum. Ya ne kadar tatlı şeymiş ya bu namazı. Hoş bir şeymiş. Ha bir de şu, ya bu kadar methedilen, bak bir de şu var hocam, bu kadar methedilen, bu bağla sigasıyla anlatılan, bu namaz, ya biz ne kıldık öyle bir şey. Bu ateistin bana dediği gibi, hocam sen anlattın Allah, varsa ki var, ya böyle bir iki tane basit harekette Allah nasıl razı oluyor diyor, yani böyle bir şey olur mu diyor, nasıl bunlar bu kainat bunun için olsun. Senin bile basit gördüğün şeyle dedim, Allah tamam diyor, bak böylelikle rahmetini gösteriyor, ona öyle dedim tabi. Seni bile basit gördüm bu hareketlerle. Allah diyor ki tamam, bana yakışır şekilde istemiyorum. Senin yapabileceğin şekilde istiyorum. Ama kendimize döndüğümüz zaman o değil işte, onu anlatamıyoruz. Tamam. Bunun içeriğini gördün mü? Bütün hasenata neymiş namaz? Filiste. Filisteymiş. Namazın dışında harç, zekat. Namazın dışında bir şey var mı? Bütün hareket diyor abi yani acayip. İman, Rab, onun dışında mukabele bütün hasenat, uluyet. İlah. İlahım odur. Rabbim o olduğu için ilahım da odur. İlahım o olduğu için Rabbim odur. Abi bir yerde okuyacağım, kusura bakma. Tamam, çok memnun olacağım. Oku. Arkadaş namaz, şimdi namaz Allah'a götürüyor dedin ya. Bir münasebet. Yani münasebet kurmam için benim seninle karşılıklı olmam lazım. Aynı sayfanın bir karşısında diyor ki namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet. Münasebet kuruyor yani. Gördün mü? Bir şahıs gibi böyle. Karşılıklı. Uzaya getirdi direkt. Görüyor musunuz? Evet. Bir daha okur. Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, bağ herhalde. Ulvi bir münasebet, nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şeyinden. Ağzın mübarek olsun. Bana bak. Bu Lazcası benim anlattığım Türkçesi o değil mi? Aynısı benim aklıma geldi. Lazcası buydu. Günde hatırlıyor musun? Burada oturduk. Sen ders yaptın. İşaret edeceğiz okuduk ya. Şu kadar satırda senin anlattığın 3 saatlik dersi nasıl şey yaptı değil mi yani? Hoca hep şaşırdı. İşte bu. Tevafuk etti. Aynı şimdi, bugün gene şey bu. Gördün mü bak? Bir daha oku keselim. Usta. Adammış değil mi? Oraya gitmiş de demiş de. Öyle benziyor. Namaz. Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şeyinindendir. Sen bunu okumadan önce ne dedin? Bir de bakayım onu. Bunu yani namaz dedim yapması için münasebet şeyinden aklıma geldi. Namaz bağın adıdır. Evet. İki kişinin arasındaki hadisi. Onu yaklaştırırsan ne olur? Aradaki mesela kalkarsa. Münasebet. Yaklaşınca, beraber. Çünkü yaklaştıkça münasebetimiz fazlalaşıyor tanıştıkça. Gittin ne oldu? Onda fani oldu. Bağ kaptı. He? Gitti de bağ bağdı, bazen bağ bir yerde bağ bitiyor da. İpi beni bağladılar birisi, çektim gittim. Yani beni bağladıkları yere gittim. Sen anlattıkça bu derste abi benim hala daha ben birkaç gün götürür bu da. Yani bu bendeki sen, sendeki ben meselesi yani o...
Onu da iç alemimde daha şey yapamıyorum daha. Daha taşları oturtamıyorum, yetiştiremiyorum yani. Ama ne acayip Bilal'im. Yani namaz da oluyormuş bu iş ya. Yani. Namaz da oluyor. Bak, kul ile Rabb arasında nezih. Kul ile sokoku. Yüksek, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu cel ve cezbetme namazın şeyindendir. Bak cel ve cezb. Çekti çekti çekti, yaklaştırdı kendisini. İşte onu işte. Hay Allah razı olsun, ne güzel dedin ya. Celbi hiç aklımıza gelmedi. Bak celbi diyor seni, çek. Cel? Ya. Bakın. Namazın hakikati içeriğinde hangi esma varsa. Aldı seni oraya. Geldin. Şey demişler ki, Hallacı Basra. Şu aklı başına gördü. Sen niye ben Ener Hak dedin? Vallahi sen kimsin dedikleri zaman diyor. Cübbeme baktım, kimse görmedim. Hep o vardı, başka kimse yok. Yalan mı deseydin diyor. Namaz. Biz de bitti. Abi son bir şey okuyayım. Evet. Misaleni kusura bakmayın. Valla bugün çok acayip oldu. Sonunda da diyor ki ve Miraç yani devam ediyor da ve Miraç vari olan o yüksek münacata mazhar olsun namazla. Miraç vari o yüksek münacata mazhar olsun namazla. Ama sonu çok enteresan. O vesileye mürat etmeyen paragrafı atlıyorum. O vesileye namaz vesilesine mürat etmeyen veya tembellikle terk eden namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne kadar hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar ama iş işten geçer. Vay be. Sayfa? Sayfa 43 işareti diyeceğiz. 43? 43. 42-43. İşi bir de oku bakayım. Aynı şekilde oku. O vesileye mürat etmeyen. Namaz vesilesine. Evet. Veya tembellikle namazı terk eden. Veyahut kıymetini bilmeyen. Ya kılıyor ama kıymetini bilmiyor. Kılıyor burada kıymetini bilmiyor. Ama kılıyor. Kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar ama iş işten geçer diyor. Bilahare anlar diyor. Ben hani dedim o ki, zaman ahirette anlayacak. Anlamasak bile bunu duymak. Şimdi anladık diyebilme ama. Bak o işte peki 3 saatte konuşmamızı ne yaptı? Hülasa yaptı. Ulvi bir nispet, nezih bir münasebet. Anladım. Yapmayan bilmem ne yapmıyor. Şu şeyleri toplar dedin ya sen be, toplaya toplaya gitti. Buradan benim aklıma burası geldi. Münasebet kuruyor çünkü. Münasebet olması için dedim birinin yani benimle seninle samimi münasebetim var diyor mesela. Samimi yani münasebet var aramızda. Yani samimi yani karşılıklı çok yakın olmamız lazım birbirimize. Münasebet kurduk çünkü. Çok yaklaştık. Yani, çok yaklaştık. Yaklaştık da yaklaştı demiyor mu şeyde? Ayette. O şeyde. Yaklaştıkça yaklaştı, yaklaştıkça yaklaştı. Yaklaştı. Yaklaştıkça yaklaştı, yaklaştıkça yaklaştı. Ne oldu? Yaklaştı. Oldu. Bak ben sana geçenlerde hep soruyorum ya Risale-i Nur nedir? Ya Risale-i Nur'da bunların hepsi nasıl var yani? Risale-i Nur namazın hakikatidir. İçi açılımı kitap olarak ifadesidir. Nasıl ki Kur'an la teşbih ve la temsil kelami kadimdir, bu değildir ama kelam olarak ifadesidir. Ha, Risale-i Nur külliyatındandır bu kitap. Külliyatından ekliyorum. Risale-i Nur değildir. Külliyatındandır. Ha, Risale-i Nur şahsi manevidir. Canlı ve ruhludur. Oradadır. Ama burayı da beraber almıştır, ihate etmiştir. Bu hep içeri bizi de o kuşatmıştır. Bu alemlerin hepsi buradan itibaren. Hepsi. Hepsi bunun içinde var. Hepsi içinde var. Değil mi? Hepsi. Var. Külliyatın içinde hepsi var. Ben saydım tam ana temel olarak 14 tane o alem çizelgesi var. Ve Allah nasip etti. Laikaların uluhiyeti aynı darlığımızı ortaya çıkarıyor. İmani mevzular, imani kitaplar da Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti aynı darlığımızı ortaya çıkarıyor. Rab İlah karşılıklı. Bu kadar büyük bir hakikat olduğundan dolayı mı 15 dakikada bazen 15 günde abi, bu hakikate çıkarıyor? Çıkartıyor. Hemen zahirden hakikate geçiriyor. Hatta eskiden 15 senelik şeyi 15 dakikada çok geçiriyor. Çok güçlü olması lazım yani çıkarabilmesi. Ve çok merkezlere gitmesi lazım, götürmesi lazım. Bak sile sile gittik.
Gitti, 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 kimse kalmadı. Ha, kim var içinde? Peki, arkada bizi de götür. Kardeşim, emanet tesbihatları, peki nur vardı, o da bizdik. Hani Adem Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, anımda bir ses var, kimdir? O Muhammed'in zikridir. Cennette Muhammed yazıyor, ya Rabbi, bu kimdir işte, seni bile ondan yarattım. Ha, Peygamber Aleyhisselam Miraç'ta diyor ki, emanet vardı, bir de nur vardı. O emanet bütün tesbihatlar, ibadetler, nur ise herkesin hakikati.